Merhaba. Bugünkü konumuz Türkiye ile Irak arasında imzalanan güvenlik ve işbirliği anlaşması ama buna bağlı olarak da kalkınma yolu adı altında yine aşağı yukarı 26 projenin ortak yapılması. Türkiye'deki yani basın ve Irak'taki basın bu kalkınma yolu projesi için hem övücü sözler söylediler. Yani işte çağın bu şeyi projesi büyük bir atılım. Irak için, Türkiye için çok büyük bir hayati proje. Diğerleri yani iktidar yanlısı bir gazete şunu söyledi. Efendim burası Türkiye artık bundan sonra Orta Doğu'nun İpek yolu. Yani Basra'dan Ova Köyes, Irak Türkiye'si enlavaköy kapısı açılacak. O vaköy'e Orta Ortadoğu'nun İpek Yolu yerine geçiyor. İşte bu olunca ticaret, tarım, sanayi gibi projeler, yatırımlar çok olacak. Hem demiryoludur, hem karayoludur. Orada Basra Körfezi'nden ta Taovaköy'e kadar hem akaryakıt, petrol taşımacılığı olacak. Hem de Asya'dan gelen malların Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması söz konusu. Enerjinin merkezi olacak Türkiye. İşsizlik ortadan kalkacak. İşte çok büyük istihdam yaratılacak. Türkiye için de çok hayati bir proje diye. Hatta hatta bir arada işte Çin'in yol ve kuşak projesine belki de alternatif bir proje olarak düşünülüyor. Bu hem övgü hem de diğerlerde acaba Erdoğan yeniden Osmanlıcılık mı oynuyor? Yani Osmanlı politikasını gidiyor Irak'ı yeniden değil ise iktisadi bakımdan, ekonomik bakımdan bir altını mı alacak gibi eleştiriler de epeyce var. Yani hem şüphe var hem övgü var bu projeye. Ben bu projeye baktığımda bir de iki yabancı gazetecinin değerlendirmelerini aldım. Birisi Shelley Kitleson isimli Orta Doğu uzmanı bir kadın gazeteci. Bu kadın gazeteci daha çok bu meseleyi güvenlik açısından ele alıyor. Diyor ki eğer bu proje hayata geçirilirse Türkiye, Irak Kürdistan'ındaki KDP yani Barzani ailesinin başında bulunduğu KDP ve Irak hükümeti bir ittifak halinde hem ekonomik ve güvenlik işbirliği aynı zamanda da PKK örgütüne karşı TATAT terörle mücadeleyi de birlikte yürütecekler. Diğer kısmı da bu proje aynı zamanda yeniden or Oradaki safların siyasi partilerin yeniden kimin yanında olacaklarına dair bir takım dengeleri değiştiriyor. Mesela e, Taliban'ın partisiyle Kadabe arasında bir takım fark noktaları var. Er, eskiden Irak hükümeti Bağdat'taki hükümet Yeneke, yani Taliban'ın partisine daha sıcak bakıyordu ama bu saatten sonra KDP'ye, Barzeri'nin partisine daha sıcak bakadır. Yeneke bir şekilde tasfiye olmasa bile ikinci dereceye düşecek. Çünkü Yeneke'nin PKK örgütüyle bağlantısı var ve böylece Türkiye'de tabi bu güvenlik anlaşmasını hem askeri hem siyasi hem de ekonomik bakımdan ilerletecek ama terörle tırnak içinde, terörle mücadeleyle birlikte yürütecek. Şerli Kitleson isimli kadının güvenlik açısından değerlendirmesi. Diğer değerlendirme daha çok ekonomik. Şirde'yi Z- Yu isimli bir e, ekonomist var. Çin asıllı Amerikalı vatandaş. E, çok uzman birisi uluslararası bütün projelerde yer alıyor ama özellikle de Afrika Çin inisiyatifinde yer alıyor. Büyük projelerin kalkınma projelerinin de müdürlüklerini yapıyor. 3-4 üniversitede de üst düzey akademik görevli. Şirle'ye bakarsanız Çin bu projeye 4 şerh koymuş. Şerh koymuş dediğim yani bu proje faydalı mıdır değil midir? Bu dört şarttan birisi şu: Bu proje evet böyledir, doğrudur. Bu proje. Fakat bu proje başarılı olacak mı olmayacak mı? Başarılı olması şuna bağlıdır. Çin'den gelen basrayan, Çin'den şey, deniz yoluyla basra Körfezi'ne gelen mallar e, doğrudur. O malları aktaracak. Türkiye üzerine oradan da Avrupa'ya yetişti. ticari mallar bunlar tabi. Fakat şu problem var: Amerika Birleşik Devletleri, Batı ülkeleri, Avrupa Birliği ülkelere. Çin'e bir takım ambargolar uyguluyorlar. Ticari ambargolar uygulamışlar. Bunu ticari mallarını gümrükten geçişlerini zorlaştıracaklar. Çünkü mesela elektrik, elektrikle yürüyen taşıtlar üretiyor. Çin gelecekte dünya piyasasını ele geçirecek anlamında bir şey. E bu mallara kısıtlama gelirse o zaman kalkınma yolu projesine beklenen mallar çok fazla gelmeyecek. Kısıtlamalar olacak, aksamalar olacak, şunlar olacak, bunlar olacak diye. Dolayısıyla buna çok fazla güvenmesin. İkinci nokta Çin'in üzerinde durduğu ikinci nokta. Evet projenin maliyeti aşağı yukarı 27 milyar dolar. Demiryolu ve karayolu tabii ama mevcut iktidar yani Bağdat'taki iktidarlar bu projeyi yürütebilecekler mi? Çünkü hem yolsuzluklar var, hem istikrarsızlık var, siyasi istikrarsızlık, var. hem asayiş denen bir şey var. Asayişten kasıt işit o bölgede PKK örgütü o bölgede yine etnik çatışmalar oluyor. Haçlı Haçdiş abiyle Amerika mesela çatışmalar falan arasında çatışmalar oluyor dolayısıyla bu çatışmalar içinde bu kalkınma yolu projesi güvenli midir? Bu güvenceyi kim verecek? Bu e, garantör devlet kim olacak? Hadi olacaksa nasıl yapacak? İkinci şey şeyde dolayısıyla burada da bir aksamalar söz konusu. Mesela Avrupa Birliği'nin yaptığı fizibilite raporlarına göre çok pahalı bir proje. Bu pahalı projeyi maliyetini kurtarabilecek mi? Nitekim ilk öngörülen masraf ha baktığınızda bu 2025'e erteleniyor. Dolayısıyla problemlidir. Üçüncü nokta da daha önemlidir. Çin evet Pakistan üzerinden Basra'ya mal akıtacak ama Çin aynı zamanda bir buna paralel Kırgızistan, Orta Asya'daki ülkelerle Pakistan üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya bazı getirecek yani kuzeyden getirecek. Dolayısıyla o gelince bu şeyin hükmü yani kalkınma yolunun hacmi ticari hacmi küçülecek. Bu yeterli mi diye çok önemli bir şey söylüyor. Ha, dördüncü şey de bu proje tamam her şey güzel fakat bunun iki rakip projesi daha var diyor Batılılar ve uzmanlar. Birinci şey Hindistan'dan Amerika'nın başını çekti. Hindistan'dan Körfez Arap ülkeleri Orta Doğu Mısır'a kadar uzanan Avrupa'ya kadar uzanan İmeç diye bir proje var. Yani ticaret yolu. Bu Çin'in yol ve kuşak projesine, ipek yolu projesine alternatif olarak düşünüyor. Peki o bu malları aldığı zaman sizin elinizde ne kalacak? Buna bağlı olarak İran'ın yine bir projesi var. Irak'la imzaladığı bir proje. Şelemçe, Basra, Körfezi demir yolu hattı. Demir yolu da hem insan taşımacılığı hem yine enerji taşımacılığıyla şey olacak ama imzalanmış ama bir türlü hayata geçirilemiyor. Acaba bu projede kalkınma yolu projesini aksatacak mı? Yoksa destek mi olacak? Yoksa bir parçası mı olacak? Sonuçta diyorlar ki büyük yani tek başına bu işi yapamayacak. Dolayısıyla büyük ihtimalle, büyük ihtimalle bu proje ancak Çin'in yol ve kuşak projesiyle diğer projelerin kısmı yani tamamlayıcı bir hattı olacaktır. Ona alternatif olamayacaktır. Dolayısıyla yani beklenen faydayı veremeyebilir. Beklenen ticari gelirler elde edilemeyecek. Edilemeyince de bunun yürümesi tabii problemlidir. Bu konuda tartışmalar sürüyor. Bakalım ne olacak? Onu özellikle söyleyeyim, Hoşça kalın, başka bir konuda buluşmak üzere.